Hasta Mahfuz Serdeş Oduncu uzun süreli aşık grevleri nedeniyle akciğerlerinde oluşan hasar halen iyileşmediği gibi Tekirdağ F Hapishanesi'nde bir olayda vücudunun dörtte üçünde oluşan ağır yanık yaraları da halen iyileşmemiş, yakın zamanda gelişen enfeksiyon nedeniyle sağlığı daha da bozulmuştur. Yakınların anlatımına göre rahatsızlıklar nedeniyle günlük yaşamını sürdürürken başkasının yardımına ihtiyaç duyar hale gelen Zerdeş Oduncu 10 yıldır tek kişilik ücretle tutulmakta, yetersiz tedavi, yetersiz beslenme ve yetersiz bakım nedeniyle sağlık durumu her geçen gün daha da ağırlaşmaktadır. Komisyonumuza verdiği bilgide annesi de yanık yaraları iyileşmedi. Tam tedavi olmadığı için yaraları yeniden açıldı, hatta iltihap kaptı demiştir. Bu durum oğlum için ölümcül sonuçlara yol açabilir diyen ve deniyor ve tedavisi yapılmıyor. Bu bir işkence. Avukatlarının cezaevi idaresiyle yaptıkları görüşmelerde sonuç vermedi. Oğlumun yanında hücrelerde biri kalp hastası olan iki hasta tutuklu var ve hiçbiri tedavi için doktora götürülmüyor. Cezaevi idaresinin tutumu nedeniyle yetersiz beslenme sorunu yaşanıyor. Ailesi olarak tedavisini yapsınlar, yapmıyorlarsa cezasını ertesinler, biz tedavisini yaptıralım demiştir. Hasta mahpus Zerdeş Oduncu ve bütün ağır hasta mahpusların serbest bırakılarak sağlık ve yaşam haklarının korunması için yetkilileri göreve, kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz. Sincan Kadın Kapalı Hapishanesi'nde tutulan ağır hastalardan Özge Öz beynindeki tümör nedeniyle 27.10.2020'de İstanbul Acıbadem Hastanesi'nde açık beyin ameliyatı geçirmiş, ameliyatın hemen ardından hastanede tutuklanmış ve Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi'ne götürülmüştü. 3 ay infaz erteleme kararı verilmiş, bu süre bittikten sonra tutuklanarak Gebze Kadın Kapalı Hapishanesi'ne götürülmüştür. Darıca Eğitim ve Araştırma Hastanesi 24 Aralık 2021 tarihli Sağlık Kurulu'nun vermiş olduğu kararda hapishane şartlarında kalması uygun değildir denilmiştir. İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından bu rapor kabul edilmemiş ve hastanede kalabilir raporu verilmiştir. Adli Tıp Kurumu tarafından verilen raporda nöroloji, üroloji ve psikiyatri doktorların imzası bulunmakta, ancak asıl görmesi gereken beyin cerrahının bu kararda imzası yoktur. Hastane MR raporlarında beyninde birden fazla tümör olduğu için sürekli kontrol altında olması gerektiği ameliyatını gerçekleştiren doktor tarafından söylenmiştir. Cezaevinde hastalığı hızlı bir şekilde ilerledi ve epilepsi, vertigo gibi dengesizlik belirtileri olan hastalıklardan yüksetti. Beyin tümörleri organlara baskı yapmaktadır ve tümörden kaynaklı olarak sol kulağında %100 işitme kaybı oluştu ve artık duymuyor. Ellerde titreme, kimi zaman idrarını tutamama durumları meydana gelmiştir. Bu durum ileride görme, hafıza ve hareket kaybına da neden olacaktır. Özge Özbey'in durumu oldukça kritiktir ve hapishanede kalamayacağı hem çekilen MR ve tomografilerde hem de raporlarında belirgindir. Beynindeki tümörlerin diğer organlara baskı yapması nedeniyle bir gün dahi hapishanede kalamayacağı ortada olan Özge Özbey'in acil olarak tahliye edilmesini talep ediyoruz.